Hocam bizlerin sahada daima olması ve her zaman ses getirecek eylemlerle tabii halkı gerçekten bu noktada bilinçlendirerek, şuurlandırarak böyle projeler yaparak sahada olmalıyız. Bizlerin vazifesi Gazze'de yapılan zulmü dünyaya duyurmak. Öncelikle kendi ailemizden, kendi mahallemizden, kendi memleketimizden başlayarak duyurmak. Bilinçlenip Müslümana yakışır bir şekilde, Müslümanca, insancıl bir şekilde sesimizi duyurarak oradaki kardeşlerimize ses olmak. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Bir kötülük gördüğü zaman onu elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle, buna da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin. Şu anda an itibariyle özellikle bizim Gazze'deki kardeşlerimize sormuş olduğumuz bir soru var. Yani bizim buradaki basın açıklamalarımız, yürüyüşlerimiz, mitinglerimiz sizlere bir faydası var mı? Kesinlikle diyorlar ki meydanları boş bırakmayın. Çünkü sizler bizlere moral veriyorsunuz ve sizlerin ciddi anlamda bizlere desteği var. Bunun için bizler de sivil toplum kuruluşları olarak sürekli olarak Gazze'deki yaşanmış olan katliama, yani sesimizi yükseltebilme adına şu anda bizim topyekün bir şekilde Müslüman olarak, bırakın STK'ları fert olarak, topyekün bir şekilde bizim kesinlikle alanları boş bırakmamamız lazım. Ve bunun için bizim sürekli olarak Gazze'yi işlememiz lazım. Çünkü dünyanın en büyük şu anda katliamı gerçekleştiriliyor. 21. yüzyıldayız. Bunun için bizim sesimizi yükseltmemiz lazım kardeşim. Onun için bugün de burada hastane bahçesinde şu anda bir basın açıklaması yaptık. Şu an Şanlıurfa'daki STK olarak elhamdülillah üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Devamlı bir hareket, bir eylem içerisinde olmaları için bir arada getirmeye gayret ediyoruz. Boykot çalışmalarımız var, seminerlerimiz var, salon programlarımız var. Hemen hemen her cuma namazı çıkışı halkı bilinçlendirme adına basın açıklamaları yapıyoruz. Değerli basın mensuplarına da buradan teşekkür ederiz. Bir zulme engel olamıyorsanız onu duyurmaya çalışın demişler. Biz de elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Allah da biliyor ki bugün nasıl burada sahadaysak yarın imkan olursa inşallah orada da olup oradaki kardeşlerimizle birebir cihad etmeyi Rabbim bize nasip etsin. Onu da arzuluyoruz. Allah yardımcıları olsun inşallah. Tüm dünyanın desteğini görüyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Ama İslam aleminin de ümmetin de artık bir an önce ayağa kalkması gerekiyor. Filistinli kardeşlerimizin, Mescid-i Aksa'mızın, Gazze'mizin yanında olması gerekiyor. Bu artık dayanılacak halden çıktı artık. Yani bu tamamen bir zulüm, tamamen bir soykırım haline geldi. Elimizden geldiğince sahada olalım, eylemlere katılalım. Filistinli kardeşlerimizin ve Mescid-i Aksa'mızın yanında olmaya gayret edelim.